Nazar. Perihan Hanım'dan lütfen çorba işini devralır mısın? Nazar. Perihan Hanım'dan lütfen çorba işini devralır mısın? Perihan Hanım. Siz de lütfen söyleyeceklerimi dinleyin. Bugün bizim hayatımızın dönüm noktası. Ailemiz için de öyle. Sevda ile ikimiz evlenmeye karar Kendisi eşim olarak, hayat ortağım olarak bu malikanenin gelini olacak. Dilberim. Buyurun. Sizden babamın yüzünü rica edebilir miyim? İster kabul et, ister etme. Bu senin meselen. Bundan böyle benim himayemde olan bu malikanede sevdiğim kıza yapılan saygısızlığı kendime sayarım. Merasime geçelim. Aradan çıksın. Sipahi onlar ailesi. Ben Kerem. Babamın zamansız gidişi hepimizi üzdü. Onun yerini kimse tutamaz, farkındayım. Ama size söz veriyorum. Bundan sonra ailemin başındayım. Artık Sipahi oldu ailesi için yeni bir dönem başlıyor. Eksik ya da yanlış bir şey söylediysem lütfen düzelt. Peki. Hadi afiyet olsun. Annemle de masaya hiç oturmadınız, değil mi? Terzi kızı Süreyya. Yıllar önce bu evde anneme yaşatılanları öğrendim. Utanç duydum. Ama annemin yaşadıklarını Sevda yaşamayacak. Ben buna izin vermem. Annemle ne ilgisi var? Ne öğrendin?
Annem de bu evde istenmemiş Ali. Bu evde artık hiç kimse mutsuz olmayacak. Sen beni şikayet mi ettin Kerem'e? Beyan Hanım, siz de şunu bilin ki, kızınızı kimseye ezdirmeyin. İçiniz rahat olsun. Bana gönül rahatlığı zor Kerem Bey. Ama elbette mutlu olmanızı dilerim. Oo, ben kızımdan eminim diyen gururlu Perihan Hanım'a bakın hele. Ne oldu? Bu evde bir istikbal görmeye başladın demek. Hala Perihan Hanım'la da Sevda'yla da böyle konuşmayacaksın. Neden? Gururları mı incinir? Kırılırlar mı? Ben karşımda öyle darılacak, gücenecek insanlar görmüyorum. Sevda bu eve benim için döndü. Hayır, senin için değil. Servetin ve adın için döndü. Nusret Hanım bakın ben aslında sensin. Ben bu evde yaşadığım sürece bu evdeki her şey zehir zıkkım sana. Ana! Kerem! Servise başlayalım. İyi akşamlar. Ay Sultan abla var ya, cehennemde cayır cayır yanmaya gelmiş bu Sevda. Kerem Bey alenen savaş açtı Nusret Hanım'a. Ortalık 56'ya döndü vallahi anne. Öyle vallahi. Helal olsun Kerem Bey. Bak sevdiğine sahip çıktı. Kusura bakmasın da o Nusret Hanım biraz artık kuyruğunu kıstırsın otursun yeter. Aa. Anne senden mi çıktı bu laflar? Abimin kime çektiği belli oldu vallahi. Ay bir gün yokum. Neler olmuş neler. En büyük şovu kaçırdım. Anlasın bakayım. Ne oluyor? Hiçbir şey yemedim. Kalanın attığı peçeteyi yedin mi? Niye geldin buraya? Ne işin var demiyorsun? Demiyorum. Çocukken hep düşünüyordum biliyor musun? Halam niye hiç gülmüyor? Niye bu kadar mutsuz? Acaba öfkesi kime diye düşünüyordum. Yani hiç evlenmemiş. Belki bizim yaşadıklarımızı hiç yaşamamış. Ya da duygularını çok iyi kontrol ediyor bilmiyorum. Ama aslında bana çok düşkün. Düşkün mü? Sana resmen tapıyor. Kötü biri değil aslında biliyor musun? Belki biraz zamana ihtiyacı var. Seni sevmesi için. Bizi kabullenmesi için. Niye güldün? Yani bilmem. Nedense o zaman hiç gelmeyecekmiş. Beni hiç sevmeyecekmiş gibi hissediyorum. Ben seni ömrümün sonuna kadar seveceğim diye. Nasıl? Lütfen. Annemize bakıyor. İkisinin iyi olacak. Görsün. Biraz daha kalsan olmaz mı?
Çıkamadın banyodan. Çıktım. Gireceksen gir. Herkesin derdi benimle bu evde. Arkamdan hiç mi çeviriyorsunuz Fevzi'ye? Alınganlık yapıyorsun sadece. Arabayı kaçırıp ortalığı ayağa kaldırmışsınız Ali ile bu sabah. Neler oluyor Fevzi'ye? Biz Kerim'i getirmeye gittik. Teknedeydi Sevda'yla. Seninle bir alakası yok. Sen Zoğlu Otel'deymişsin bugün. Evet. Müşteriyle yemek yedim. Sen beni takip etmeye mi başladın? Müşterilerini otelde mi yemek yiyorsun? Otelin restoranında yiyorum. Odasına çıkacak halim yok herhalde. Ne oldu? Sustun. Zerre kadar güvenmediğin bir adamla nasıl evli kalıyorsun anlamıyorum Fevzi'ye. Bana güvenmeyen bir kadınla evli kalamam ben. Şu anda yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Yarın git davayı aç bitirelim artık bu işi tamam. Selim, Selim dur, Selim dur. Selim lütfen bırakma beni. Lütfen. Ben sana gerçekten çok güveniyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ben çok özür dilerim. Durmadan kabahat işleyip durmadan özür diliyorsun Fevzi'ye. Bir insanın kalbi daha ne kadar kırılabilir? Sabır taşı mıyım ben? Özür dilerim. Bak yine özür diliyorsun. Şu anda yalnız kalmak istiyorum ben. Selim. Söz seni yalnız bırakacağım. Ama lütfen. Beni bırakma. Abla, sakın tekkemi bile etme. Sen az önce kocandan özür mü diledin? Bu seni hiç ilgilendirmez. Abla, bu adam sana kara büyü mü yaptı? Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Annem benim. Mutluluğumuz için dua edeceğim dedim ya. Senin duan benim için her şeyden çok daha önemli. Hangi anne evladının mutsuz olmasını ister ki kızım? İyi ki varsın. Sen hep başımızda ol olur mu? Allah evlatlarımın yüzünü güldürsün. Mis gibi kokutmuşsun yine ortalığı. Sabahtan beri bir şey yediremedim. Senin gidişini çok içerlemiş. Alırım ben onun gönlünü. Çok da acıktım hem. Sen daha çok aç kalkarsın o sofradan. Olsun. Benim annem var. Böyle gizli gizli kaçarım. O beni doyurur. Doyururum tabii. Doyurmaz mıyım? Oo, birileri kokuya mı uyanmış? Bak kim geldi? Hem hocam. Ablacığım. Sarılmak yok mu? Ben seni çok özledim. Ben özlemedim kimseyi. Memo nereye gidiyorsun? Dışarı. E oğlum krep yaptım ben sana. Yemeyecek mi? Gel bak çikolata da süreriz üstüne. Yok canım istemiyorum. Memo'can! Nereye gidiyorsun? Kızdırdılar mı seni yoksa? Memo, oğlum. Elimi bırak dolaşsın gelsin. Fazla uzaklaşma. Biz de kestanemizi kapıp size dedikoduya geldik ama yukarıdan misafirin varmış. Sevda bizden anne ya.
Valla bizden mi? Onlardan mı artık? Ben pek bilemiyorum. Anne o nasıl ya? Ay insan çağırır ya. Allah Allah. Sevda niye demiyorsun düğünümüz var diye? Çok heyecanlı. Sen bu malikaneye var ya güneş gibi doğdun yerinde. Ağır geliyor değil mi insana? Sesleri duyunca neyse. Nişandan beridir hep güçlü kadın oynuyorsun. Tamam. Artık yeter. Taş olsa çatlar. Aslında biz aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı taraftayız. Sen de ben de bu ailenin kahrını çektik. Ben hizmetkarlık yaptım. Eşeğin yoksa enişten var durumu. Sen neyin var neyin yok ayaklarına serdin. Sonuç koca bir hiç. Ne diyorsun anlamıyorum. Teoman Bey'in teklifini bir daha düşün diyorum. Düşünecek bir şey yok. Senden çalınan mutluluğu hep böyle dışarıdan mı izleyeceksin? Benim gibi mutsuz olmana asla izin vermek için. Ne olursunuz? Gidelim. Ya baba nereden çıktı şimdi Allah aşkına? Ya oğlum uzatma da al şu anahtarı işte al. Şurada liste. Marketten bunlar alınacak işte. Baba gece gece sırası mı ya? Bunu sabah alsak olmuyor mu? Oğlum bir kere de soru sormadan he de ya. Heh. He baba. Oldu mu? He oldu. Hadi geç kalma. Memocan. Ne yapıyorsun burada böyle aslan parçası? Uyku yok mu? Anlaşılan süngümüz düşük. O ne demek? Canı sıkkın yani. Anlat bakalım. Ne oldu? Niye canı sıkkın?
Sevda'ya küstüm. Ona ben de küstüm. Neden? Seni de mi bırakıp gitti? Demek ki konuşacağımız çok şey var seninle. Şöyle uzun uzun erkek erkeği konuşalım mı? Gezdireyim mi seni arabayla, ne dersin? Ama annem kızar. E konuşurum ben Perihan teyzeyle. Alırız iznini, kızmaz. Olur mu? Anlaştık mı? Evet, gel. Nereye gidiyorlarmış? Arabaya benzin alacaklarmış. Elleme geçsinler. Savaş'ın pek sever çoluk çocukla oynamayı. Emem hocanın da canı sıkıldı. Tıkıldı kaldı burada. Sağ olsun. Hadi anlatsana, ne oldu masada? Yani ne anlatayım ki? Çıkarken yüzünü gördün mü kaynananın? Ne kaynanası? Kaynanan oluyor artık. Bembeyaz kireç gibiydi vallahi yüzü. Kız tıkınarak konuşma. Tövbe ya. Tamam anne ya. Ne oldu şimdi? Konuştunuz mu Kerem Bey'le? Düğün derneği kuruluyor mu? Ne yapıyoruz? Yani biz bir şey konuşmadık. Vallahi bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Tabii ki benim içim hiç rahat değil ama. Baksana şunlara, nasıl seviyorlar birbirlerini. Sevenleri ayırmak günah be kardeşciğim. Ne yapacağım? Ay. Vallahi içim kıyıldı ha. Tükendim burada. Bu ne be? Mıy da mıy mıy mıy. Kalkın ayol. Bir müzik falan açalım. Bir şey yapalım. Dans edelim. Kaç kere kız vereceğiz biz sipah yollarına? Aa. Hadi kız, hadi kalk. Yok yok, benim hiç öyle bir modum yok. Ay gelir modum, ne olacak? Bak nazara. Aa, bu ne be? Cenaze evi mi, düğün evi mi belli değil. Cenaze evi. O da doğru. Ama Vedat Bey bizi böyle görse çok mutlu olmaz mıydı? Çok sevinirdi vallahi. Aman be, 3 günlük dünya. Hadi be, hadi be, hadi be. Lütfen benim adıma Rana'yla ya da başka bir kızla evlilik planları yapma. Benim hayatımda başka biri var. Kimse üzülsün istemiyorum. Karadağ'da tanıştım. Aklımı başımdan alan. Beni kendine aşık eden kadın Sevda'ydı. Evlen benimle. Bir hizmetkarın kızı gelir ve sipahi oğlunu prenses olur. Eğer gerçekten toprakları izliyorsan ben Sevda'yı kabul edeceğim. Kerem'le aramızdaki bir günlük bir şey diyordun. Değil miymiş? Değilmiş. Teoman Bey'in teklifini bir daha düşündüm. Düşünecek bir şey yok. Senden çalınan mutluluğu hep böyle dışarıdan mı isteyeceksin? Bir saniye, dursanıza, biri geldi. Nusret Hanım geldi, yemin ederim.
Memo'dur Memo. Memo'dur kız aç kapıyı Memo. Memo'dur. Girebilir miyim? Tabii tabii. Oo. Ben sana tarlık vereyim. Oo. Oba. Nazlar. Kerem Bey. Ben bölmek istemezdim. Lütfen eğlenmeye devam edin. Kerem Bey biz zaten gidiyorduk şimdi. Valla Nazar. Perihan görüşürüz. Otursanıza. İyi akşamlar. Ya, hadi. Yok gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben kapıyı çekerim. Siz hiç rahatsız olmayın. İyi akşamlar. Ben bölmek istemedim aslında. Böyle cıvıl cıvıl görünce. Siz de lütfen oturun. Rahatsız olmayın. Hayır lütfen. Lütfen. Geç sen. Sen geç istersen ben otursam. Otursam. Ben aslında sizden halam adına özür dilemeye geldim. Tabii bundan sonra yaşanacaklar için ayrıyetten özür dilemek lazım tabii. Ben size bir söz verdim. O sözümü tutacağım. Çay içersin değil mi? Olur, olur içerim. Ne yersin, ne hazırlayayım sana? Krep? Fark etmez. Tamam. Ne olsun? Peynirli olsun. Tamam tamam yeter az kalın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir tabak getireyim mi yoksa böyle ortadan yer misin? Hiç gerek yok. Ben böyle yerim. Rahat söyleyeyim. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kerem Bey. Sevda benim gözümün bebeği. Ne yalan söyleyeyim. Aynı kaptan yiyebileceği biriyle yuvasını kursun isterdim ama... Anne. Madem birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz... Gözünüz de kara. Yaşayın görün. Ben de daha fazla karşı koyacak değilim elbette. Ama benim bir tanecik kızım var. Cumartesi benim izin günüm. Usulü adabı neyse gelir isterseniz. Ne? Anne. Ne anne ne? İsteme de olacak, söz de olacak. Sen beyaz gelinip de çıkacaksın bu kapıdan. Öyle masaya oturduk oldu bitti yok. Olmaz. Olur. Hallederiz olur. Ben siparişleri alayım geleyim sen burada bekle tamam mı?
İmdat! 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 Çıkarın Bebo'yu! İmdat! İndirin Bebo'yu buradan! İndirin Bebo'yu! Çıkarın Bebo'yu! Çıkar Bebo'yu! Çıkar Bebo'yu! İndir Bebo'yu! Çıkar Bebo'yu! Geldi mi? İmdat! Çıkar! Çıkar! Tamam, sakin, 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 iyi misin? Bir dakika, al bakalım, al, aç bakalım şunu biraz, al, sakin al bakalım. İyi misin? Hapse girmeyecek mi bu? Girmeyecek mi bu hapse? Hem annesini korudu, anasını korudu, hem hapse girmeyecek mi bu? Kötü adam vurdu abla ya, hayır ben. Tamam Memo, sakin ol. Kim kötü, kim ne yaptı? Söyle bakayım sen bana, bir şey mi yaptın sen? Ne yapacağız isteme işini? Tamam halledeceğim ben. Merak etme, hepsi halledeceğiz yok. Ne yapıyorsun ya? Ne var ne yapacak? Nerede kaldın? Tamam, tamam anne geliyorum. Ne yapıyorsun? Hadi git. Git. Memo'cum? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Ama görüyorum ki sen erken ikna olmuşsun dönmeye. Yani gerçi o malikane etkili edeceğim seni ama sen öyle bir insan da değilsin. Ben yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum, tamam mı? Yanlış olan ne biliyor musun? Günahlarından, zaaflarından, hiçbir şeyden emin olmayan adamın sevgisinden emin olmak. Sanki sen niye böylesin? Hiç mi sevmedin birini? He? Ayrıca biz Kerem'le yeterince test ettik birbirimizi, tamam mı? Test ettiniz. En zayıf, en güçsüz olduğunu anlamışım. En çok korunmaya ihtiyacın olduğunu anda Kerem mi koruyacak seni? Ha? Sırtını dayayabileceğin birisi o mu sence? Benim kimsenin korunmasına ihtiyacım yok. Sevda, sırlar varsa, eğer kusurlar gizleniyorsa, o sevgiden emin olamazsın. Memo hocam, ablacığım ne konuştunuz Savaş abinle? He? O kazayla ilgili bir şey anlattın mı ona? Ablacığım, bak bana küsebilirsin. Ama onunla ne konuştuğumuzu bilmem gerekiyor. Savaş abim babamızla ilgili olan durumu biliyor mu? Hı? Ne oluyor? Savaş bir şey mi dedi? Memo, oğlu, bana anlatabilirsin. Savaş abine babanla ilgili bir şey mi anlattın? Ezdi bunu. Öldü. Öldü. Memo babayı öldürdü. Öldürdü Memo babayı. Artık kötü şeyler yapamayacak ama babama. Hayır. Sakın kimseye söyleme bak. Sakın anneme söyleme. Annem yoksa kızar bana. Polise de söyleme. Amca tarafı bak. Sakın polise söyleme. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol. Hiç kimseye söylemeyeceğim, tamam mı? Bak biz seninle sır dışı. Her şey aramızda kalacak. Anlaştık mı? Hadi gel. Gel hadi. Gel ben söyleyeyim. Gel. Hayır. Anlatmadı Memo kimseye bir şey. Hiçbir şeyi anlatmadı. Ablacığım, emin misin? Bak doğruyu söyle lütfen. Anlatmadı Memo kimseye bir şey. Sen evleneceğim kızı gerçekten benden mi koruyorsun? Kendi kulağınla duydun işte. Neyi kurcalıyorsun hala? Manyak mısın sen? Ya manyak ne olacak? Manyak! Evet, Savaş ne yapıyorsunuz siz ya? Bak senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sevda'nın aklına girmeye çalışıyorsun. Yapma diyorum sana, yapma. Sen Sevda'dan uzak duracaksın. Lan indir o elini. Ne diyorsun lan? Senin patronluğun bana burada sökmez, anladın mı? Sen ne diyorsun? Yeter! Yeter ya, yeter! İkiniz de beni dinleyin, tamam mı? Kerem, bak Savaş bizim aile dostumuz, tamam mı? Onlar bizim buraya gelmemize vesile oldular. Sadece beni korumaya çalışıyor, o kadar, başka bir şey yok. Hangi sıfatla? Hangi sıfatla? Ya abilik yapıyor bana, görmüyor musun? Ortada hiçbir art niyet yok. Savaş, sen de gider misin lütfen?
Lütfen hadi. Ya sen kör müsün? Bu çocuğun sende gözü var. Ben bunu görmüyor muyum? Sen beni mi kıskandın? Evet, kıskandım. Ne olacak? Kıskandım. Ya gel buraya ya. Saçmalama. Gel. Çocuk. Ne oluyor? Bir salıncağı yakmış. Kim yakmış olabilir? Bilmem. Ama salıncağın yanışı bir başlangıç sadece. Yarın Sevda'yı isteyeceğiz annesinden. Senin istemeni istiyorum. Aman ne hoş. Müştemilattan kız isteyeceğiz. Ne büyük mutluluk, ne büyük gurur. Bak her şeye rağmen seninle buzları eritmeye çalışıyorum. Anlamıyor musun? Ya, ne oluyor, yine kavga mı ettiniz? Yarın Kerem kız istemeye gidecekmiş. Hiçbirinizin gitmesini istemiyorum. Dünkü kaçışımız hakkında da bilahare konuşacağız. Müset Hanım, Rana Hanım yok. Telefonunu da açmıyor. Buyurun Müset Hanım. Rana'yı göz hapsinde tutmamız lazım. Bir de ne oldu öbür mesele? Babalarıyla ilgili olan. Beceremeyeceksen beceremiyorum de. Oyalanacak vaktim yok benim. Ben de tam o mesele için size gelecektim Müset Hanım. Çalışma odamda konuşalım.
Ali. Geçti mi sinirim? Kocacığın nerede uyuyor mu hala? Dolduruşa getirdin beni. Sırf senin yüzünden ihanetle suçladım adamı. Boş yere. Abla sen geldin. Kocam beni aldatıyor diye. Peşine düştük. Ve gördük kocanı otelin önünde abla. Kadın müşterisiymiş sadece. Hepsi bu. Sen de bu yalanlarına inandın mı? Aptal mısın sen? Evet aptalım. Kardeşimin gerçek yüzünü göremediğim için aptalım. Bilerek kafamı karıştırıyorsun. Çünkü kocamdan boşanmamı istiyorsun. Niye böyle bir şey isteyeyim abla? Sen mutluysan manyak mıyım ben? Kıskanıyorsun beni. Ne? Seni kıskanıyor muyum? Şu yaşa gelene kadar evini bir yol kurmayı beceremedin. Sırf sen birini bulamadın diye başkalarının kocasına çamur atıyorsun. Senin tek bir amacın var. O da beni kocamdan boşadı. Yalnızlığına ve kahrına ortak etmek. Abla, Sevda abla, hadi kalk. Sevda abla, abla kalk, hadi kalk. Annem nerede? Anne, hadi kalk, 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 kalk. Ablacığım, dur, ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bir şey mi oldu? O kötü teyze istemeye gelmeyecekmiş seni. Hatta kimse isteyemez dedi, duydum. Kötülük yapmak istiyor sana, kötü o. Sen ablanı mı koruyorsun? Hı? Barıştık mı yoksa? Yo, barışmadık. Gel bakalım buraya. Ablamdan kaçınmaz öyle. Barıştık mı söyle? Barışmadık mı? Barışmadık öyle mi? Barışmadık öyle mi? Tamam söyle. Barıştık, barıştık. Barıştık. Ay, güzellerim benim be. Sevda, ben işe geçiyorum. Sen kardeşini güzelce bir doyur, sonra okula hazırla. Bahri bırakacak bugün onu okula. Onun da dışarıda işleri varmış. Tamam. Hadi bay bay. Acıktın mı sen? Ha? Evet. Acıktın mı? Ne hazırlayayım ben sana? Ne yemek istiyorsun söyle. Ne yemek istiyorsun söyle. Ne yemek istiyorsun? Ne yemek istiyorsun söyle. Baba sağlam ayakkabı değil mi Seten? Kumar, dolandırıcılık, sahtecilik. Sabıka kabarık. 1,5 sene önce içeriden çıkmış. Hiç şaşırmadım. Bunlar ailecek çalışıyorlar. Bizim aptal aşığı da muma çevirdiler. Başka bir şey daha var Müset Hanım. Babalarına araba çarpmış. Adam ölmüş. Buradan da kaçmış. Sağ ol. Ablamla tartışırken gördüm sizi. Nedir mesele? Sen anlat bari. Karı koca zillileşmişsin. Burnunu sokmamaya karar verdim. Peki. Ablam yanaşmazsa Sevda'yı yarın sen isteyeceksin. Biliyorsun değil mi? Ah, yeni Müset'ten mi oluyorum? Tamam. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı kendinize istiyoruz. Eğer verirseniz burnundan fitil fitil getirip hayatını karartacağız. Nasıl? Biliyordum. Biliyor musun? Annemi de. Baskıladıklarını biliyordum. Olan Sevda ile sana olacak. Böyle bir şey olmayacak. Merak etme. Oo, uyandı bizim aslan parçası. Hem de ne aslan parçası? Gözlüklere bak. Bayla, bakar mısın? Buyurun Selim Bey. Bana bir sade kahve, bir de sabun yapacağım. Tamam, tamam. Yalnızca kahve, öpücüğü sonra alırız. Bizimki kurtlanmış otele gelmiş. Nasıl yani, görmüş mü? Ya öğrendiği bir şey yok. Selim'e enselemek o kadar kolay mı? Sen yine de o orta yerde yanlış mı bana? Benim kahvem duble olsun. Peki Selim Bey,
Bir an babam şuradan çıkıp gelecek gibi hisse kapıldım. İnsan babasını acını unutmuyor. Alışamıyorsun değil mi yokluğuna? Çok özledim. Bir kere çıksa sinirli bir insan. Neler vermezdim. Dinle o zaman. Alo. Oğlum. Açtın sen. Ya şu teknolojiye bir türlü akıllı erdiremedim. Bir telefon kapamış. Ama biliyorsun başladım o babanın çenesi duruma. Gülme. Yaşlanınca seni de göreceğim. Temenniyim. Sevdiğinle yaşlan oğlum. Arkadaş iyidir. Aile güvenlidir. Ama sevdiğin yanındaysa hayatın kurtulmuş demektir. Neyse, ihtiyar babanın çenesi düştü yine. Sen git gel, seninle konuşacak başka şeylerim de var. Bilmen gereken şeyler var. Şimdi hayatının en güzel gününün tadını çıkar. İkinizi de öperim oğlum. Gelinime selam söyle. Bunlar son sözleri. Bu adam benimle ne konuşacak diye. Mesele annenle ilgili. Bir anne evladı mutsuz olsun istemez Kerem. Neyse. Yüz yüze konuşmamız lazım bazı şeyler. Kadın burayı dinlememiştim. Siyah. Mesele annenle ilgili. Bir anne evladı mutsuz olsun istemez Kerem. Neyse. Yüz yüze konuşmamız lazım bazı şeyler. Bir numara mı Sevda? Nusret Hanım'la görüşmek istiyorum. Nusret Hanım'ın sizinle görüşeceğini sanmıyorum. Bekleyin sorayım. Hiç gerek yok. Saygısızlık ediyorsun. Bakın bu şekilde girmek istemezdim ama sizinle konuşmamız gerekiyor. Lütfen. Zafer konuşması mı yapacaksın? Zafer falan yok Nusret Hanım. Biz savaşmıyoruz. Evet. Eşit koşullarda değiliz. Evet eşit değiliz. Bambaşka dünyalardınız. Evet. Ama ben sizi anlamaya çalışıyorum. Niye bu kadar öfkelisiniz? Niye sürekli canımı yakmaya çalışıyorsunuz diye sizi anlamaya çalışıyorum. Bakın siz Kerem için çok değerlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Sizin de ona ne kadar düşkün olduğunuzu görebiliyorum. Belki hayalinizdeki gelin ben değilim. Hatta belki sokakta karşılaştığınızda selam bile vermeyeceğiniz türden biriyim. Bilmiyorum. Ama karşılaştık işte. Buradayız. Aynı evdeyiz. Maalesef. Nusret Hanım. Bakın ben Kerem'le ilk karşılaştığımda onda kimse de görmediğim güzellikte bir kalp gördüm. O yüzden sizi o kadar çok merak ettim ki. Kerem'i yetiştiren kişi kim bilir ne kadar mükemmeldir diye merak ettim. Ya sizinle tanışmak istedim. O yüzden siz beni ne kadar yaralamaya çalışsanız da ben aslında sizin kötü biri olmadığınızı biliyorum. İlk defa doğru bir şey söyledin. Ayrı dünyalardan geliyoruz. Evet Kerem'i ben büyüttüm. Ama ona art niyetli insanlardan kendini nasıl koruyabileceğini öğretememişim. Şu kılığına bak mesela. Sen bu halinle Kerem'e, bu malikaneye yakışacak bir insan mısın? Ama ben buyum Nusret Hanım. Buyum ben, kendimi değiştiremem ki. Bakın, benim hayatım boyunca yanımda sadece annem oldu. Bir de Memo, başka hiç kimsem olmadı. Hayat mücadelesiyle geçti benim çocukluğum. Hiç de şikayet etmedim, gözümde hiçbir zaman yükseklerde olmadı. Annem alın teriyle kazandığı parayla baktı bize. Ben de hem okudum hem de çalıştım. Kimseye tamah etmedim, kimseye sırtımı yaslamadım, kimseye güvenmedim. Ben kendime güvendim sadece. Öyle yetiştim ben, öyle yaşadım.
Bakın size saygısızlık ettiysem gerçekten kusura bakmayın. Ama umarım biraz da olsun anlatabilmişimdir kendimi. Bu da planın bir parçası değil. Bir de ağla tam olsun. Ben sizinle sadece içimden geldiği gibi konuştum. Ama biliyor musunuz? Ben sizinle anlaşmayı kafaya koydum. Bir gün siz de seveceksiniz beni, haberiniz olsun. Sevecek miyim? Hiç güleceğim yoktu. Hala! Dinle bu mesajı. Aklın kalır şimdi. Bu adam benimle ne konuşacak diye. Mesele annenle ilgili. Bir anne evladı mutsuz olsun istemez Kerem. Neyse. Yüz yüze konuşmamız lazım bazı şeyler. Ne bu? Niye dinlettin şimdi bunu bana? Babam, hala. Sana babamı dinlettim. Önemli bir şey soracağım. Benim annem yaşıyor mu? Ay, ortalık yanıyor vallahi. Kızım sen gene kapı mı dinledin muallem? O salıncak gibi kapılar da bir gün yanacak, tam olacak. Muallem ne oluyor yukarıda? Gene Sevda'yla mı ilgili konu? Ay yok Perihan ablacığım, Sevda'yla bir ilgisi yok. Ama Kerem Bey'in başında bir dertler var. Annesi mi yaşıyormuş ne? Vallahi Nusret Hanım'ı sıkıştırmış kenara. Annem hakkında ne diyecekti babam? Duydun işte söylediğini. Yaşadığını falan mı söyleyecekti? Ben nereden bileyim babam ne diyecekti? Hala, benden bir şey gizlediğini biliyorum. Niye gizleyeyim ki senden? Benim annem yaşıyor olabilir mi? Sen bu mesajdan annenin yaşadığını mı çıkartıyorsun? Ben böyle bir şeyi niye gizleyeyim ki? Ortada bir nefret varsa? Yalnız kalmak istiyorum. Annemi sevmediğini biliyoruz. Yaşıyor olsaydı bunu bize söyler miydi? Evet, sevmiyordum onu. Ama böyle hesap sorar gibi annenizi soramazsınız bana. Aptalca sorularınızla uğraşmak istemiyorum. Nereye kadar kaçacaksın? Hala! Hala bekler misin? Hala bekle beni. Hala! Hala bekler misin? Annem hakkında ne biliyorsan anlatacaksın. Yaşıyor mu? Öldü diyorum. Anlamıyor musun? Öldü. Senin annen yok. Yahu yaşamayan bir kadın evladı için nasıl mutsuz olsun? Emanetine sahip çıktım. Onun istediği gibi oldu. Mutlu öldü annen. Bundan sonra annen hakkında konuşmak istemiyorum Kerem. Benim için bu mesele yeni açılıyor, duydun mu? Yeni başlıyor. Ne diyorsun şimdi Perihan? İsteme olacak mı olmayacak mı? Ona göre hazırlık yapmak lazım. Vallahi Kerem ezdirmem diyor ama Nusret Hanım'ın ne kendi gelesi var ne de kimseyi gönderesi. Ay madem sohbet açıldı bir Türk kahvesi yapayım mı? Hüpürdetiriz. Hadi yap kız. Şimdi Perihan ablacığım. Kerem Bey'in gönlü var Sevda'da. E Sevda'nın da. E sen yap hazırlıklarına, takılma ona buna. Gelsin istesin bir Sevda'yı. Öyle ya. Gerçi Nusret bizi tefe koyar fark ederse. Aman. El birliğiyle de yaparız be, hallederiz. Ne yapıyoruz el birliğiyle? Hı? Toplu eylem mi o? Yemesene. Yukarının onlar. Hiç keyfi yok. Ben biliyorum onun keyfi niye yok. Da şimdi sırası değil. E ama insan senin için de üzülüyor.
Kerem lütfen artık sakin olur musun? Tamam Sevda, sakinim. Tamam. Bak iyi niyetimden şüphem yok. Ama halamla bağ kurmak için kendini zorlama, olur mu? Niye öyle baktın? Kerem, o sana annelik yapan biri. Evet ama annem değil. Ben artık aidiyet hissimi sorgulamaya başladım Sevda. Sana bunu sorgulatan ben miyim? Evet ama aslında babam bahsetmeye başlamıştı son zamanlarda. Annemin istenmediğini söyledi bana. Ben onun yüzünü fotoğrafta bile görmedim, biliyor musun? Bir taraf. Gelsene benimle. Ne oldu? Gel bir şey göstereceğim. Sevda. Nereye götürüyorsun beni? Abla. İyi misin? Sana çok kırgınım ama bir şey sormam gerekiyor. Acil. Bana hiçbir şey sorma. Bir günümü sensiz geçirmek istiyorum lütfen. Annemiz hayatta olabilirmiş. Sen Kerem'in bebekliğini hatırlıyor musun? Kerem'in bebekliği umurumda falan değil. Ne yapıyorsun ya? Annemiz yaşamıyor bizim. Kafanı boş şeylere yorma. Bu yaptığını unutmayacağım, göreceksin. Aliye Hanım? Nesi var Fevziye Hanım'ın? Bilemiyorum, sinirleri bozuk. Allah Allah, kim üstü acaba? Ben bir Melisa çayı mı yapıp getirsem, ister mi ki? Bilmiyorum. Fevziye Hanım, müsait misiniz? Girebilir miyim? Fevziye Hanım. Buyurun. Baba, iyi misin? İyiyim kız, iyiyim. Çok iyiyim. Gel otur şöyle yanıma. Sadece sana güvenebileceğimi biliyorum. Ben ölürsem... O nasıl söz baba? Balık geçinden mısın? Orası öyle. Öyle de ecel gelince hepimizin gideceği yok. Eğer ben gidersem bunu Kerem'e ver, olur mu? Niye be? Sadece Kerem'in bilmesi gereken bir şey. Ama sakın sen açma, olur mu? Bu konuda sadece sana güveniyorum. Elbette. Sen hiç merak etme. Sözümü tutamadım baba. Merakıma yenik düştüm. Keşke okumasaydım.
Gerçekler ağırdır derler ya. Ben daha taşıdım sıktım da. Ama niye taşıttın baba bunu? Nasıl anlatacağım ben Kerem'i? Senin anne. Baba. Buralarda bir yerde bir fotoğraf vardı. Aliye'ye çok benziyordu. Belki annemiz olabilir diye düşündüm. Bak bakayım. Ne yapıyorsunuz? Bir fotoğraf görmüştüm burada. Belki anneniz olabilir diye düşündüm ama. Bir baksanız arkasında falan belki bir şey yazıyordur. Sana veda etmeden gitmek istemezdim. Bu fotoğrafı kızlarım için bırakıyorum. Bir gün büyüdüklerinde annelerini hayal etmeleri için göster lütfen. Fevziye, Maliyem sana emanet. İyi bak yavrularıma. Süreyya. Bunu ilk kez görüyorum. Annem benden bahsetmemiş. Beni yok mu saymış? Kerem. 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 Kerem nereye gidiyorsun? Kerem bir şey söylemeyecek misin? Nereye gidiyorsun? Dursana. Bilmiyorum Sevda, bilmiyorum. Kafam allak bullak şu an. İyi, ben de geliyorum. Sevda, nereye gidiyorsunuz? Kerem bak beni korkutuyorsun. Niye konuşmuyorsun? Niye hiçbir şey söylemiyorsun? İçinden neler geçiyor söylesene. Kerem bak çok hızlı gidiyorsun. Biraz yavaş gider misin? Lütfen. Babam bana o mesajı boşuna atmadı Sevgi. Belki de hemşire diyecekti. Belki de demeyecekti. Nereden biliyorsun? Kerem biraz sakin olur musun? Lütfen biraz yavaş gider misin? Lütfen bak rica ediyorum senden. Hem biz nereye gidiyoruz? Babama Sevda. Babama gidiyorum. Çünkü gidecek başka yerim yok.
Aliye! Aliye! Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Mezarına geldim bak. Ne halde olduğumu gör diye geldim. Kim olduğumu sormaya geldim baba. Geçmişim seninle birlikte buraya gömüldü. Kimim ben baba? Söyle bana. Kerem, baban seni duyup cevap veremez. Beni duyuyor, eminim. Bu halde bırakmayacaktı oğlumu. Ben seni anlıyorum. Ama aradığın cevap burada değil. Nerede o zaman? Ben kimden, nereden cevap bulacağım? Bak bu mesele böyle hallederiz Kerem diyeceğimiz bir mesele değil. Peki. Dediğin gibi olsun. Ne yani, surat mı asacaksın gerçekten mi? Asacağım. Evet asacağım çünkü çok kırıcı konuşuyorsun. Canım yanıyor Sevda. Bu kez de benim başıma bir şey geldi, benim canım yanıyor. Anlaması bu kadar mı zor? Seni anlamadığımı mı düşünüyorsun? Beni anlamadığını görüyorum. Peki. Ben anlamıyorum seni. Gerçekten anlamıyorum. Sen neyi nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Efendim anne. Sevda, niye sinirlisin sen? Bir şey mi oldu öyle birdenbire çıkıp gittiniz? Yok bir şey anne, söylesen. Ya ben ne yapacağız diye merak ettim. Ortalık karıştı şimdi, bu isteme olacak mı? Hazırlık yapayım mı, yapmayayım mı bilemedim. Yok. İsteme falan olmayacak. Neyse kapatıyorum ben, sonra konuşuruz tamam. İlk sefer çok iyi bir başlangıç yapamadık ama bana bir şans daha verdiğiniz için gerçekten çok sevindim. Son yaşadıklarım beni mecbur bırakmasaydı yüzünüzü görmek istemezdim. Çok dürüstsünüz. Bu özelliğiniz gerçekten hoşuma gidiyor. Aynı dürüstlüğü sizden de beklerim. Eğer bulamazsam ben de olmam. Gerçekten hayranlık uyanıyorsun. Bu kadar genç yaşta yalanla doğruyu bu kadar kolay ayırt edebiliyorsunuz. Harika bir şey. Ne demek bu Teoman Bey? İlk karşılaştığımızda bana av olduğumu söylemiştiniz. Öyle mi dedim? Yapmayın. Hatırlamıyor olamazsınız. Affedersiniz. Gerçekten bazen bu kadar dürüst olduğuma şaşıyorum ben de. Bakın size birlikte iş yaptığım insanları araştırdığımı söylemiştim. Bu da benim çalışma şeklim işte. Ticarete saf kalmaya çalışanlar maalesef ki ancak av olurlar. Öyle olsun. O zaman iş konuşalım. Saroz'daki bağlarımın içine otel yapmak istiyorsunuz. Aynen öyle.
Peki bağlar ne olacak? Bağlar olduğu gibi kalacak. Yatay mimari benim söz, dikey mimari değil. Doğayla baş başa, doğanın içerisinde. Güzel. Niye durmadan bakıyorsun böyle? Hiç. Öylesine. Ben zaten seni anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ya benim yaşadığım şey gerçekten sıradan bir şey mi sence? Değil. Tamam mı? Sıradan değil. Ama öyle değil diye sen bu kadar kendinden geçemezsin. İyi tamam hadi ben kendimden geçtim. Sen ne yapardın? Sen bana söyle. Biri sana senin hayatın yalan dolan. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Hatta annem belki yaşıyor hayatta dese sen ne yapardın? Söyle. Ona bunu çatmazdım emin ol. Ya bırak Allah aşkına bırak Sevda. İyi. Kırıp dökelim. Tamam mı? Senin yaptığını yapıyorum ya. Ya saçmalıyorsun Sevda. Ne saçmalıyorum? Hayat böyle bir şey tamam mı? Zor, acımasız, dengesiz. Bazen pusulan şaşıyor, seni çıkmaza sokuyor. Bak. Bak sen şu an bir kriz yaşıyorsun ve bunu sindiremiyorsun. İçinden kırıp dökmek geliyor tamam. Tamam ama bunu sevdiklerini kırarak yapamazsın. Bak, bak şu an öfkeni yönetemiyorsun. Çünkü hayatın boyunca bu kadar büyük bir sorunla karşılaşmamışsın. Seni hep bakıp büyüten, seni koruyup kollayan, seni besleyen, giydiren ya senin çantanı taşıyan birileri olmuş hep hayatında. Çünkü sen bir prenssin Kerem, değil mi? Hadi bunu da söyle tam olsun. Evet, öylesin. Sen bir prenssin çünkü öyle yetiştirilmişsin, öyle büyütülmüşsün. Ya senin yaşadığın ev bile gerçeklikten o kadar uzak ki. Çok sağ ol ya. İnanılmaz yardımcı oldun şu an, çok sağ ol. Kerem, Kerem bak şu an o kadar kendindesin ki başka hiç kimseyi duymuyorsun. Ben duyacağımı duydum Sevda, duydum ben. Bak ben senin yanında olmaya çalışıyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Ama sen bana az önce mezarlıkta bile Pollyanna'sını demeye getirdin lafı. Ben hayatım boyunca o kadar büyük darbeler yaşadım ki sorunlarla yaşamaya alıştım. Hatta böyle bazen her şey üst üste geldiğinde gülüp geçiyorsun. Yok saymak zorunda kalıyorsun. Ya sevdiğin bir şeye tutunuyorsun yoksa başka türlü hayatta kalamazsın. Ben sana tutundum ya. Ben sana tutundum, sana. Özür dilerim. Çok özür dilerim. En mutlu olmamız gereken günde sana bunu yaşattığım için özür dilerim. Gerçekten. Ben de sana tutunmak istiyorum Sevda. Bana yol göster. Yol göster. Birbirimize tutunacağız. Çünkü bizim başka bir şansımız yok. Bak mutlu günlerde, güzel günlerde yan yana durabilmek kolaydır. Ama önemli olan zor zamanlarda yan yana. Şöyle bakıyorsun. Nasıl başarıyorsun bunu? Neyi? Beni hep mutlu etmeyi, iyi hissettirmeyi. Ne oldu? Ne oldu? Sevda. Buyurun efendim. Buyurun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
Bana bir soru sormuştun, hatırlıyor musun? Koyun musun sen demiştin. Evet, koyunum ben. Boynumu uzatmışım. Cellat onu ne zaman keseceğini bekliyorum. Ne zırvalıyormuşum, ne saçmalıyor diyorsun değil mi? Demiyorum. Annemle babamı halam ayırmış. Ve ben annem hayatta mı yoksa gerçekten öldü mü bunu bile bilmiyorum, inanabiliyor musun? Onların da hayatlarını mahvetmiş. Sıradaki kurban da benim. Biz. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Ya beni babam yaşında bir adamla evlendirecek. İstemediğim, sevmediğim, tanımadığım bir adamla zorla evlendirecek. Ben hiç aşık olmadan, kendi tanıdığım istediğim birini öpmeden dünyadan ölüp gideceğim. Nasıl? Daha iyi misin? Vallahi bir tane daha yersem daha iyi olur. Gerçekten ilk defa mı yedin? Vallahi ilk defa yiyorum. Zaten hayatımdaki en güzel ilkleri hep seninle yaşıyorum. Kerem, biz bazen bazı şeylerden kaçamayız. Yani neyi yaşamamız gerekiyorsa onu yaşayacağız. Ne demiştin bizim ev için? Yaşamayan ev. Gerçeklikten uzak. Gerçeklikten uzak. O gerçeklikten biraz daha uzak kalmak iste. Mümkünse. Olur. Beyefendi. Bir tane daha alabilir miyim? Ben de bir annem var yine, merak etmiştim. Alo. İyiyiz, iyiyiz anne, merak etme. Bir Kerem'le yemek yiyip öyle geleceğiz. Tamam, haber veririm. Abi, bana da bir çeyrek hazırlar mısın? Bu kadar erken görmeye beklemiyordum seni. Senin için ne yapabilirim? Defolup gidebilirsin. Bunca zaman sonra nasıl çıkıp geldiysen yine aynı şekilde defolup gidebilirsin. O bir kere olur. Artık o tahta bavuluyla kapının önüne koyduğunuz genç delikanlı yok karşında. Ne halt olduğun umurumda bile değil. Ailemden, evimden, topraklarımdan uzak duracaksın. Umrunda olmadığı için de bu kadar delirdi. Haddini aşma Salih. Salih öyle. Yaşasın Teoman. Buraya gelirken aslında hala bir acaba vardı içimde. Acaba dedim. Değişmiş midir?
Bunca sene sonra kalbi yumuşamış, gözleri açılmış mıdır dedim ama görüyorum ki değişen bir şey yok. Hala 20 yaşında. Nasıl bıraktıysam öylesin. Sakınmalı şimdi zavallı, haksızlığa uğramış, bedbaht insan numarası yapmaya kalkma. Allah aşkına bana bir bak. Karşında hala öyle gel dediğinde gelen, git dediğinde gidecek olan adam mı var zannediyorsun? Sakin ol. Bu kadar öfkeli olma. Biz daha seninle çok iş yapacağız bak. Burada çok güzel bir sözleşmemiz var. Öyle bir şey olmayacak. Ne yapacaksın? Nasıl engel olacaksın Rana'ya? Ne diyeceksin? Gerçi senin bir planın vardı değil mi? Bana ve Süreyya'ya yaptıklarını düşününce. O kadının adını anma bana. Neden? Gerçekten canını mı yakıyor? Öyleyse biraz daha canın yansın. Ama ben kime ne anlatıyorum ki değil mi? Sen de bilirsin evlat sevgisini. Sen karnındaki çocuğu. Kes artık. Yeter. Hiç canını acımadım. Hepimizi birbirimize aldırdığın zaman bana hiç sormadın bile. Hiç mi üzülmedin sonra? Hiç üzülmedim. Senin gibi bir babası olacağım. Hiç doğmaması daha iyiydi. Allah beni belirgin versin. Ben senin gibi bir kadını nasıl sevebildim? Artık karşında o saf, o sana aşık olan adam yok. Artık can düşmanın. Benden kork Müsset. Ayağına taş gelecek olsa benden bil. O malikaneden çıkışını, sürüne sürüne gidişini sevmeyeceksin. Müsret Hanım, akşam yemeği için hazırlıklara başlayabilir miyiz? Kerem Bey karar versin, ben yemeyeceğim. Kerem Bey henüz gelmediler. Rahatsız edilmek istemiyorum. Ya ben şimdi tam anlamadım. Annesi yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bir düzgün anlatsana şunu. Allah anne, ben de anlamadım. Yani bilmiyorum ki. Kerem'e söylemedim ama bir tuhaflık var. Vedat Bey'in de mesajını düşününce yani hiçbir anne evladına kıyamaz gibi bir şey söylemiş. Ya bunlar o kadar tuhaflar ki. Çok değişikler. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Ya buradan ne çıkacak bilmiyorum açıkçası. Vallahi matruşka gibiler. Nereden ne çıkacağı belli değil. Kerem nasıl peki? Nasıl olsun? Kafası karmakarışık. Ne olacak bu isteme işi? Anne, ortalık yangın yeri. Kerem darmadağın. Yani bu durumda isteme falan olmaz. Eniştem yok değil mi? Yok. Yine ne var Aliye? Abla, biz hep böyle küs mü kalacağız? Benim senden başka konuştuk hiç kimsem yok.
Ayrıca bana kötü davrandığın için pişman ve üzgün olduğunu da görmek isterdim. Konuşmadan duramıyor musun sen? Yok, duramıyorum. Hele şimdi hiç duramam. Kendi kendine mi gülüyorsun sen? İyice delirdin artık Aliye. O piyanonun tuşlarına vuruşun neydi öyle? Ortalığı inlettin. Ya bırak şimdi piyanoyu. Neler oldu bir bilsen. Korkutma beni, ne yaptın? Yani hayatımın en zor günlerinden birinde ben bir erkekle, ay nasıl desem bilemiyorum. Ne erkeği? Ne diyorsun sen? Ne oluyor? Yoksa tövbeler olsun. Abla çok güzeldi. Aman Allah'ım. Ben galiba aşık oldum. Kime? Kime aşık oldun? Söylemem. Ne saçmalıyorsun Aliye sen? Ne aşkı? Hani kalbin hızlı çarpar. Eli midende kelebekler uçuşur. Utanırsın, yanakların kızarır. Kitaplarda okuduğumuz gibi aşk işte. Girebilir miyim? Gel tabii. Bir şey diyeceğim. Kay bakayım. Annem yaşıyorsa da artık umurumda değil. Yani yıllardır bizi aramamış. Biz niye arayalım ki onu? Değil mi? Demek ki yıllarca umurumda olmamışız. Ama bir şey daha söyleyeyim mi? Siz bana yetersiniz. Çamaşır ayda olmasa? Nefes alamayacağız muhalle. Hayırdır, pek keyfin yerinde bakıyorum. Bir de dikkatli olalım, evde buluşmayalım diyordun bana. Çok güzel şeyler oluyor muhalle. Keyfim çok yerinde. Artık bu sipahi oğlanı dert edecek değilim. Hayırdır inşallah. Kapıda biri var. Senin yüzünden işimden olacağım bir gün. Hiç merak etme. Dengeler öyle bir değişiyor ki. Onlar sana hizmet edecek. İyi akşamlar. Ne bu mesafe? Sanki beni çok düşünüyormuş halleriniz canımı sıkmaya başladı. Bak sen. Hem arkamızdan iş çevir hem de afra tafra yap, öyle mi? Ne diyorsun sen Nusret Hanım? Ne afra tafrası, ne iş çevirmesi? Arsaları neydi belirsiz bir adama kiraya vermedin mi? Verdiysem kendi arsalarımı verdim. Size ne oluyor pardon? Öyle mi olduk şimdi? Ben bunca yıl... Sen bunca yıl ne? Ha? Ben sana söyleyeyim. Sen bunca yıl manipülasyonlarla sırf elindekileri kaybetmemek için küçücük bir kız çocuğunun duygularıyla oynadın. Saçmalama ya. Ben daha 2 ay önce gelin olacağım diye heyecanlanıyordum. O kız yüzünden hepsi. Sana söz veriyorum. Ne sözü? Ha? Biz o işi çoktan açtık. Artık yeni bir Rana var karşınızda. Konuşma bitti. Kerem, konuşmamız lazım. Annenle ve onun ölümüyle. Sen bana bu hayatta neyi öğrettin biliyor musun? Kalabalık olmamayı. Yaşayan ve evladını aramayan bir anne kalabalık etmekten başka hiçbir işe yaramazdı. Ölmediyse de ben öldürdüm, merak etme.
Sen uyumadın mı hala? Hı? Memo uyumazsa Sevda Memo'nun yanında kalır. O yüzden Memo uyumayacak. Uyumuyorsan ben de seni gıdıklamaya başlarım o zaman. Tamam. Uyuyacak Memo. Memo, sen daha uyumadın mı oğlum? Hadi. Hadi kalk bakalım. Dişlerini fırçala, yüzünü yıka. Kerem? Alo. Uyuyor muydun sen? Yok yok. Uyumadım hala. Zeki aradım. Seni özledim. Ben de seni özledim. Bir şey mi diyecektin? Vallahi gerçek neyse ne. Artık kendi mutluluğuma odaklanmaya karar verdim. Ha bu arada isteme olayını da es geçeceğiz sanma. Yarın seni annenden isteyeceğim. Acele etmemize gerek yok. Sen önce kafanı topla bir. Hayır hayır iyiyim ben. Yoksa sen mi vazgeçtin? Hayır tabii ki vazgeçer miyim hiç? Seni düşünüyorum sadece. Ama bu hayatımıza kurmamıza engel değil sonuçta. Seni her şeyden çok istiyorum. Aa, bu ne? Birazdan arayayım mı ben seni? Arayacağım. Kerem ne oldu, bir şey mi oldu? Kerem? Eğer bu mektubu okuyorsan, ben artık hayatta değilim demektir. Üzülme sakın. İyi bir yerdeyim. Ölüm bir gün sevdiklerimize kavuşacağımız bir bekleme salonu. Eskilerde böyle sıkılmam. Söyleyeceğim şey kalbime öyle zor ki geveleyip duruyorum işte. Kerem, canım oğlum. Belki bana kızacaksın. Bunca zaman nasıl susabildin deyip vicdansızlıkla suçlayacaksın. Haklısın, ne diyeyim? Oğlum, senin biyolojik baban ben değil. Annen ise hayatta o. Senin annen Nusret. Umarım bu yaptığım için beni bir gün affedebilirsin. Seni çok seven Vedat. Sen benim oğlumsun. Ama halamla ağ kurmak için kendini zorlamıyor mu? Kerem, o sana annelik yapan biri. Kerem? Yüzümüze bile bakma. Kendine iyi var bana. Bizi ilgilendirmez. Vardır bir sıkıntısı.
Kerem, neyin var? Yüzüme bak. Neyin var? Ne bu elindeki? Eseri'yi veda mektubu bırakmaya kadar getirdin mi? Senin annen Nusret demiş orada. Babam. Dayım. Dayım. Ablaların da. Onlarla da kuzeniz. Kardeş gibi büyüyün istedik. Sen de anne gibiydin. Bir kadın yanı başında büyüyen evladından anneliğini saklıyor. Bunun tek bir sebebi olabilir. Nefret. Sen çocuğundan bu kadar mı nefret ettin? Ben seni nefretle büyüdüm. Ama annesiz büyüttün. Sen öz evladının annesizliğe layık gördün.
Gel bak canımı dalma.